Her şey burada. Hep buraya, hep buraya gireceğim zaman. Kimler? Seni kızdırdık mı? Ya da girerek. Şimdi kuyuya gitmemi ister misin? Kuyuya çok az kaldı. Piller. Piller dedi, evet. Piller dedi. Ve bir ses daha geldi. Duydum. Ne oluyor? Bilmem. Aç. Bataryası bitmişti. Bu radyo sesi mi? Evet. İnanmam. Şu an kendi kendine açıldı ve ekran kapalı. Anladığı gibi değil. Frekans. Frekans ama piller bitik. Burada şu an. Hayır. O neydi? Evet. Kayıda başladık. Bir antik dönem kadın kokusu aldık. Parfüm, baharatlı ve çiçekli karışım bir şeydi. Döndüm. Şöyle duyuyor musun estesi dedim. Evet duyuyorum dedi. Efendim? Şöyle estesi. Evet yani biz buradan girdik. Sanki oradan bizi karşıladı. Biri geldi. Elektromanyetik frekans aldı. Elektromanyetik frekans alması hala burada olduğunu gösterir. Ruhani varlığı diye bu cihazı düşünüyorum. İki yerde tanıdık. Birincisi Sulayın mağarasında, ikincisi burada. Bunu şimdilik buraya koyuyorum. Çok öten bir cihaz değil ama bu iki bölgede cevap verircesine ötüyor. Ses desibel ölçeri de koydum. Hatta desibel ölçer de burada ötüyor. Evet, ilk defa burada öttü. Desibel ölçer. Yani ötmesinin mümkünatı olmayacak bir noktada orada çılgınlar gibi bağırmıştır. Şunları da şöyle koyalım. Radyomuzu ayarlıyorum hızlı bir şekilde. EVP yapmamız gerekiyor. Evet, 55 şey düştü, ben kuruşunca 86 oldu. 70. Yani 100'e kadar lambası yanıp sönüyor. 100'den sonra çığlık atıyor. Çünkü çok kuvvetli bir desibel ses alıyor. Şu an kırmızı yanıp sönüyor. Çünkü beni duyuyor. Yankı yapıyor ya. Ama 100'ü geçmesinin mümkünatı yok. Yani yanında da konuşsam 90-92 belki yani. Elektromanyetik frekans alıcımız burada da hazır. Kafamda GoPro kayıtta sanırım. Evet. Evet. Şimdi EVP mi yapalım öncelikle? Cihaz şuradaki cihazımız şöyle fırlamıştı. Ben kayıttayken eski bölümlerde. İlk fiziksel tepkime demiştim. Başlıyorum ben sen hazırsan. Tamam. Tamam. Tekrar seninle konuşmaya geldik. Az önce aldığımız parfüm kokusu sana mı aitti? Güzel bir kokuydu. Bizi karşılamak için mi geldin? Bize söylemek istediğin bir şeyler var mı? Nerede? Nerede? Oo, evet. Tam karşımızda şu an. Seni görüyoruz. Ormandan geldi. Yeşilden geldi, gördüm. Gördüm. Dışarıda. Kayıttayım. Yanımıza gelebilirsin. Tam şu bölgede. Evet. Kesinlikle o tüylerim diken diken oldu şu an. Yani telefonu görmüyor. Duvardaki hareketliliği görüyor. Ve iki taneler o zaman. Evet. İki taneler. Biri burada. Biri burada. Kapının dışında. Bakıp geliyor. Evet, bakıyor, çekiliyor. Yanına gelmek istiyorum.
Geri geldi. Geldi mi? Çok net. Bize ismini söyler misin? Oo. Engin. Ses desibeli. Arkadaşlar. 100.9. Adını söyledi bence. Adını söyledi, evet. Çok net. Bize ismini söyler misin? Oo. Engin. Ses desibeli. Ses desibeli arkadaşlar. 100.9. Adını söyledi bence. Adını söyledi, evet. Kayıtta. Hem bu, hem bu. Evet. Az önce 100.9'u gördük burada ve çılgınlar gibi öttü. Tüylerim diken diken oldu, bakar mısın? Ama hazırım. Seni görmek istiyorum. Evet, nadir olay, ikinciye yaşadık. Ses desibel aktif hale geçti. Ama bu da sadece. Yani şu an bağırarak konuşuyorum, ötmüyor, görüyorsun. Yani ve daha yakınım. Az önce buradaydım. Evet. Ya bir metre daha gerideydim, evet. Ve böyle bağırarak konuşmuyordum. Bak 91'lerde geziyor, görüyor musun? 100.9'du. Bize ismini söylediğini umut ediyorum. Kayıtları inceleyeceğim. Bir söyle dedikten sonra öttü. Evet. Bir daha EVP'ye giriyorum. Ver bununla, ben bir gidip geleyim. Çok tamam. Az. Beni bırakacak mısın? Gel rakam lan. Yanına geliyorum. Bir şey mi gördün Engin? Hayır. Kayboldu. Yok beni yani. Duydun mu? Duydum. Neydi? Bilmiyorum. Gurur mu? Evet. Daha önce burada da seans yapmıştım. Hatırladın mı? Yan oda. Ve burada evet demişti. Ben burayı hiç görmemişim. Sadece videoda gördüm. Bak burada hareketli yakalayabilirsin. Çünkü burada GoPro'ya konuşmuştu. Evet diye. Kayıtta mı şu an o? Kayıt. Tamam. Buraya sahiplendin mi? Burası sana mı ait? Korumaya çalıştığın bir şeyler mi var? Ben de. Duvar çatladı. Genleşti gibi. Yani burada benim hissettiğim yaşayan oda gibi. Verdiği his. Sesi duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum, GoPro almıştır. Bir tık sesi geldi. Çatlama sesiydi. Duvar çatladı gibi. Evet, tam böyle estedi gibi, çatladı gibi. İkinci kaydımız da stokta. Neyin? Şunu. Enteresan bir durum burası. Biliyorum. Kazıldığını düşündüğüm bir mezar olduğunu düşünüyorum. Burada yatan sen miydin? Kütlüyor. Kütür kütür kütlüyor. Yani sanki masaj yapıyorsun birine de, kütler ya böyle kulunçları. O şekilde koca bina ve burada. Nefes alıyorsun. Evet. Burada şu an. Bu açık değil mi? Kapatmadık. Kapanmış bu. Şarjı mı bitti acaba? Radyo, AM. Alternatif enerji, frekans yayıyor ama sanırım bataryamız bitmiş. Normaldir, olabilir. Çok kullandık. O zaman radyomuzu iptal edelim. Evet, yan odaya geçtik. Ve ya rahatsız ettik, aktivasyon arttı. Yan odaya geçtik. Bunun sebebiyle aktivasyon arttı ya da memnun kaldı, bilemem. İkisinden biri. Yaşayacağımız olumlu ya da olumsuz diyalogla, iletişimle bunun cevabını alacağız diye tahmin ediyorum. Bu arada bunlar bayağı bir yeşermiş. Güzel yağmur yağdı. Açıktı normalde buraya kadar. Yürüyordum ben ama. Sarmış değil mi? Evet, gayet güzel yağmurlardan sonra doğada can buldu tabi. Şimdi elimdeki cihaz elektromanyetik frekans yan odaya gelir gelmez tepkimi aldım. Diğerlerini aldım mı bilemem. Evde inceleyeceğim. Berrak şu an tarıyor.
taratıyor. Bir diyalog kurabilir miyiz? Bir frekans yakalayabilir miyiz? Veya onlar bir frekans üzerinden iletişime geçer mi diye bekliyor. Bu arada üstüne bastığın taş yukarıdan veya yandan göçmüş duvardan bir taş. Ama kapının da yüksekliğini hesaplarsak yaklaşık 2 karış sonra eskiden zemin varmış. Zemin üstü bir parça. Benim bulunduğum yer işte esas zemin belki bir karış daha aşağısı. Yani gerçek zemin. Bilemedin. Max 2 karış daha aşağısı. Çatı düşmüş. Molozlar. Ne dedi? Kayıtta mısın? Sen kayıttasın. Hayır, sen kayıtta mısın? Evet. Kayıda basar mısın? Bastım. Evet, ya burada. Ötmek üzere. Rakamlar geziyor. 3, 5, 7. Geldi burada. Ne dedi? Ah. Duydun mu? Duydum. Tıkırtıyı. Tam buradan geldi. Bir de hayvanlar da olabilir. Hani kaplumbağa vesaire. Evet. Bize ismini söyler misin? Evet burada. 13-14'ü gördüm. Ya söyledi. Söyledi gitti. Gösterdi. Ya da yanımda şu an. Yani etrafımda. Şu an etrafımda ve iletişim kuruldu şu an. Değil mi? Var. Evet var. 15, 14. Engin. Efendim. Duymadın mı? Duydum. Onlar. Geldi. Evet, bu da aktif. Görüyor mu GoPro? Görüyor. Evet, görüyor sanırım. Burada şu an. Hay! O neydi? Kuş. Ha, önemli değil, evet. Çok pardon. Gitti. Bağır şu an. Pardon, ben... Evet, olabilir. Kuş fobim var, evet. Sanki geziniyorsun. Hiçbir şey yok şu an. Yani... Ya şu an paranormal olsa topuklayıp kaçacağız. Öyle bir moda soktun ki beni de. Yani öyle bir moda soktu ki beni, topuklayıp kaçasım var yani. Şu an bir aktivite olsa geldim ne var dese, kırıldım biraz ama sen de kırıldın. Biraz toparlanmamız lazım. Toparlanırsak geliyorlar. Korkarsan uzak duruyorlar. Ne olmasın? Bilemem. Korkuyla beslenip daha çok aktivasyon da olabilir. Kapı çaldı sanki. Evet. Burada. Kuyuyu buldum. Okey dedi değil mi? Kuyuda sakladığın bir şey mi var? Veya benimle paylaşmak mı istiyorsun? Hayır. Paylaşmak istemiyor. Ha. Senin için değerli bir şey mi? Kuyudaki. Kuyu bu tarafta değil mi? Evet şurada. Burada. Geziyor Berak. Yanımda şu an. İnanılır gibi değil. 20'de sabit kaldı 1-2 saniye. Eyvah. Sabit kalmaz mı biliyorsun? Rüzgar yok. Rüzgar var. O kadar yok. Ağacı aşağı eğecek evet. Kadar. Hayır, birinin basacağı kadar yok.
Sen anlatamadın. Rüzgar zayıf ama ağaç... Evet, gördü mü bilmiyorum ama arkandan taş yuvarlandı. Ciddi misin? Evet. Görmüştür. Burada. Aktivasyon şu an zirvede. Bütün cihazlar çıldırmış durumda. Bunu sonlandıracağım. Sebep? Onunla iletişime geçiyorum. Yanlışım var. Ama sonlandırdım, ben kapatmıştım. Hı hı. Yanlışım var. Aç. İki defa duvar çatladı. Ağacı yere kadar inmiş gördüm. Şu an yanımda mısın? Buranın enerjisi bambaşka. Parfüm kokusu. Bir radyo forda almıştım ben. Sen duymuştun benim hikayemi sadece. Ve sen bugün tanık oldun o kokuya. Aynı koku değildi. O da kadın kokusuydu. Ağır bir kadın kokusu. Evet, yani çiçeksi fakat baharat karıştırılmış gibi. Böyle egzotik bir kokuydu. Burada Berak. 10, 11, 9 geziyor. Kuyuya gitmemizi istiyor biliyorsun değil mi? Yani kuyu kelimesini kullandığım gibi 39'a kadar çıktı, ötmek üzereydi. Kuyuya gitmemi niçin istiyorsun? Bana söylemek istediğin bir hikayen mi var? Benimle paylaşmak istediğin bir bilgi mi var? Ne dedi? Oydu. Eski telefon, normaldir. Özenli bir analiz gerektirecek. Eski dedi. Sana hediye bırakmam ister misin? Biri yürüyor sanki. Resmen biri yürüyor orada. Ve geldiğimden beri o ses var. Ve bina. Binadan gelen sesler de normal. Duydun mu? Birilerinizi. Ne dedi? Birilerinizi dedi. Ben çantayı alıp geliyorum. Oo. Hep buraya gireceğim zaman tam kapıda sıp.
Şekilden şekile girdim. Sizlerin görmesini istediğim için. Kuyuya doğru gidiyoruz. Susmuyor. Hiç susmuyor. Kuyuya çok az kaldı. Vardık. O yüzden çıldırdı. Hemen bunu sabitleyeyim yere bak. Durdu şimdi. Yine başladı. Şuraya koyalım. Evet. Açar mısın diğer cihazı? Oraya git, ben senin açına bakayım onu. Yok yok, gerek yok. Şu an beni görüyor. Tamam. Evet, bize istediğin kuyuya geldik. Zaten o getirdi. Sen getirdin bizi, evet. Bana burayı gösterdin. Ne oluyor? Bilmem. Aç. Ama radyo kapalıydı ki. Açılmıyordu ki. Off'taydı. Bataryası bitmişti. Bu radyo sesi mi? Evet. İnanmam. Pili bitik. O halde açık kalsın. İnanılır gibi değil. Çok önemli. Batarya işareti var yukarıda. Yani on, off, FM, AM hiçbir şey yazmıyor. Yani kapalı ama cızıltıyı duyuyorsunuz. Yani ben bunu açamamıştım. Bataryası bitik diye 4-5 defa açma tuşuna bastım, açılmadı. Şu an kendi kendine açıldı ve ekran kapalı. Açıyorum. İnanılır gibi değil. Frekans. Frekans ama piller bitik. Bitik pile ihtiyacı yok. Duyuyor musunuz? Ekrana bak. Kapalı şu an. Şu an ne AM'de ne FM'de. Şu an bir hiçbir şeyde. Onun istediği bir frekansta. Buraya koydum radyoyu. Seninle şimdi konuşabiliriz. Burada diyaloğu bitirelim. Artık ne söylemek istiyorsan söyle. Son sözlerini söyleyebilirsin. Duymak istiyorum. Piller. Piller dedi, evet. Piller dedi. Ve bir ses daha geldi. Duydum. Çantandan geldi. Başka bir şeyim yok. Senin telefonun var. Ama senin telefonun kapalı şu an. Buradan gözüküyor. Ekranın açık değil. Radyoyu sen mi açtın? Burada. Kuyunun içinde ne var? Gizli bir geçit mi? Tünel mi? Orada mısın? Burada ikinci bir gölge gördük. O sen miydin? GoPro kayıtta mı? Evet. Tekrar gelmemi ister misin buraya? Halat getirmemi. Ne demişti daha önce? Halat, kuyu, üçüncü.
Bana üçüncü kuyudan bahset. Ya da bahsettiğin üç neydi? Orada bir şey mi var? Galiba orada da kuyu olabilir. Çünkü bitki örtüsü çok kuyu. Evet. Su var ki orada bitki örtüsü çıldırmış durumda. O zaman birinci, ikinci kuyu orada mı acaba? Üçüncü de şu mu? Gel. Bilmiyorum. Evet, ağzı dolmuş olabilir. Şurada da bakalım. İki. Eğer bu iki ise üçüncü de acaba burada. Dikkat et yalnız, tam en gerek zamanı şu an. Oh. Ölümcül. Dikkat nerede? Evet. Şu an çok tehlikeli bir zamandayız. İklim olarak. Yılanların kış uykusundan uyandığı ve cirit attığı dönemdeyiz. Aç hepsi. Evet, burada da ciddi bir yapı var. Ne var? Mış. Ama buradaki yapı göçmüş. Güzel bir kaplumbağa yavrumuz var. Bitki örtüsü, evet, nemli ve toprak. Nemli bir toprak var burada. Şu kısımda kuyu var mı yok mu bilmiyorum. Arka taraftan bakmak istiyorum şimdi. Şu araya da bir bakayım. Burada da yok. Göçebilir. Evet, göçebilir. Sen gelme. Yok. Tali yol. Yüksek ihtimal şunun içinde. Ya da burada bir yerde olabilir. Burası da çok köklü bir yer. Burada bir yapı var. Evet, komple o binanın yapısı. Upuzun, büyük bahçeli. Arka tarafında da şey var. Botanik bahçe var. Tekrar kokunu duyabilir miyiz? Alabilir miyiz o kokuyu? Vuk'ta çıkma. Biliyorum. Şuradan geldi. Kendini bize göstermelisin. Seni görmek istiyoruz. Söylediğin kelimelerden bir şey çıkartacağız herhalde. Evet. Şifreyi çözmek gibi bir şey olacak bu. İletişimi kesmiş olması çok tuhaf. Kesti değil mi? Ama bağıra bağıra seni buraya getirdi. Evet. Cihazları aktif hale getirdi. Bizi uzaklaştırmak istedi oradan o zaman. Şey, radyo var. Sonlandırdım. İnanılır gibi değil, radyo kapalı. Yine mi? Hah. Ama o zaman da kapalıydı ki. Bakın. Radyo kapalı şu an. GoPro görüyor mu? Görüyor. Hiçbir elektrik işareti yok. Normalde şu on off'a bastığınızda, hatta direkt FM ya da AM'e bastığınızda ekran hemen işte FM, AM, numaralar falan, pil durumu vesaire çıkıyor. Hiçbir şey yok şu an. Aynı kapalı durumda, fakat radyo bu sefer kapalı. İletişimi kesti. Evet. O zaman tam aksini yapıyoruz. Tekrar aynı bölgeye gidip kısa bir tur yapıyoruz. Bizi oradan maksadı çıkarmak mı? Buraya mı getirmek? Yani bir şifreyi mi çözdürmeye çalışıyor? Bize bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Yoksa bizi başka bir yere mi yönlendirip vakit mi kazanıyor? Onu öğreneceğiz birazdan. Emin, baksana, ben böyle bir şey çok az gördüm ve çok güzel kokuyor. Evet. Botanik bahçe. Yukarıda da. Evet. Gerçekten buradakiler hayatını yaşamış. Müthiş bir hayat yaşamışlar ama hayatları nasıl sonlandı bilmiyorum. He? İnsek mi şurada? Odaya girmeyeceğiz mi? Neden? Telefon? Son bir soru cevap. Yani benim bacağı orada mı kaldı? Aldık mı tripodu? Ben aldım. Ha, tamam.
Benim? Hepsini aynı yere koydum. Burada gel, toparlayalım içeride. Şey tamamen doldu. Tamam, o zaman sonlandıralım. O zaman gidelim. Kaç dakikalık bir kayıt inceleme yapalım. Bilmiyorum. Tamam, inceleme yapalım. Sonlandıralım. Karar odasında görüşelim. Tamam. Evet, tekrar karar odasında buluştuk. Yine yalnızım bugün. Bizimkisi çalışıyor. Önemli bir konusu var. Biliyorsunuz Bana Anlat diye bir YouTube kanalı var. Cinayeti çözmüş galiba. Onun heyecanıyla bir şeyler yapıyor. Çalışıyor daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar burada önemli birkaç etken yakaladık. Birkaç sağlam bilgi almış olduk. Bu Şapay'la daha önceki çektiğim videolarda kuyuya yönlendirmişti. Kuyuya yönlendirdiğinde kuyuyu bulmuştuk, tespit etmiştik. Fakat iletişimi devamını getirememiştik. Farklı yerlerde seanslar yaptık, keşifler yaptık. Şimdi burada ilk girdiğimiz an normalde benim huyumdur. Daha girerken, o yola çıkarken en azından bir GoPro'ya kaydı alırım. Hani kayıt başlasın isterim. Burada biraz fazla bireysel diyalog dedik Berrak'la. Bu sebepten dolayı unutmuşum. Yani açmadım yolda. O tepkiyi, verdiğimiz tepkiyi görmenizi isterdim. Ben buna ikinci kez tanık oldum. Kadın kokusu, antik döneme ait bir kadın parfümü. Çok net belli. Çünkü eşi benzeri olmayan ezme, yani çiçekleri toplayın, türlü türlü çiçekleri. Biraz da böyle kokulu baharat, belki biraz defne, belki biraz gönce, hani hafif bir şeyler karıştırın. Böyle aslında druidler, erkek olanlar druidesler, kadın rahipler, Romalılar dönemi. Likyalılar döneminde de görev yapan bir sürü bilir adamları vardı, beğendiğim kadınları. Bir hani hacılara özgü bir kokular vardır ya, gerçekten antik hacı kokusu gibi düşünün. Yani bir kadın net, orası kesin. Çünkü Berrak da içgüdüsel olarak kokladı, kokuyu aldı. Kadın kokusu olduğuna o da emin. Parfüm yani, antik döneme ait. Bir rahibe olabilir diye düşünüyoruz. Orası antik dönemden kalma bir şapel. Şapel nedir? Küçük bir tapınak. Yani büyük tapınakların, büyük şeylerin büyük tapınakları vardır. Küçük yerleşkelerinde şapeller olur. Görüntü kesinlikle şapel. Şüphem yok. Bir bilgi yok hakkında. Benim şahsi tecrübem ve bilgim, gözlemim. Ancak şapel tarzı büyük, heybetli, güzel, kaliteli, özenle yapılmış yapılar, süslü yapılar işgallerden sonra villa olarak, köşk olarak, okul olarak kullanılırdı. Ben birçok keşfimde de bunu dile getirdim. İçimden bir his öyle diyor ya da öyle diyor ne tamam dilim suçtu, kusura bakmayın. Öyle dedirtiyorlar. Evet, oldu şimdi. Yani demem o ki orada bir yaşanmışlık, tabii ki şapelde olsa var ama ben sanki ölümler, doğumlar böyle bir şeyler çokmuş gibi geldi bana. Velhasıl o gün bugün ilgimizi çekmektedir bu antik şapel. Tabii ki ritüeller yapıldı, ayinler yapıldı aktif olduğu yıllarda. Velhasıl kadın kokusu. Radyopolis antik kentinde tek başıma şahit olduğum, aldığım kokuyu, kokunun bir benzerini, ama o daha kaliteli, güzel, hafif bir kokuydu, genç bir koku gibiydi. Berrak'ta tanık oldu. Yani 2 yıldır anlattığım bu koku mevzusunu bu keşifte onun da şahit olması, benimle birlikte bu anı tanık olması, yani çoklu tanık dediğimiz olay, yani tek kişiydim, 2 kişiye çıktık, çoklu tanık oldu. Keşke 5 kişi olsaydık da 5 kişi o kokuyu alabilseydi. O yıllara bir gidiyorsunuz o saniyelerde. Ben biraz argo bir reaksiyon kullandım. Korkudan ziyade sevinç ve şaşkınlıkla hadi oradan dedim. Anladınız argo. Ben kibarcasını söyledim. Hadi oradan, kokuya bak dedim. Berrak niye öyle dedim, bak koku kayboldu dedi. Ama yani bildiğim bir koku ya. O koku hani aldığımda dedim budur yani. Nasıl dedim koku? Müthiş dedi. Dedim onun daha güzelini kokladım ben. Yani hep yarışlıyız onunla bu koku ve hayalet olaylarında.
Tabii Latife bir tarafa. Güzel bir anı oldu. Çoklu tanık, çoklu tecrübe dediğimiz olaya imza atmış olduk. İkimiz bu olaya tanık olduk. Diğer bir husus, binanın dışına çıktığımızda tabii ki mümkün mü mümkün. Isıyla alakalı bir genleşme. Yani atıyorum 15 dereceden gök gürlüyor bu arada, duyuluyor mu bilmiyorum. Tam böyle bir efekt oldu değil mi? Dışarıya çıktığımızda da binadan çat, çut, küt diye sesler geliyor ara ara. O sesleri ben çok keşif yaptım. Hiçbir yerde duymadım. Yani yazın 40 derece, 45 derecesinde de gezdim. Kışın 5 derecesinde, 8 derecesinde de gezdim. Hiç binaların öyle çatladığını, kütlediğini duymadım. Olabilir mi? Mümkün tabii ki, bilimsel bakmak lazım. Ancak benim kafamı karıştıran başka bir şey normal bir sıcaklık. Yani işte 26, 24. Yani ideal bir sıcaklık. Yani nesneler için de ideal bir sıcaklık. Hani yumuşama, esneme, genleme olmayacak bir sıcaklık. Hani zıpkın lastiğinden örnek vereyim. Lastiklerimiz atıyorum işte 18 milim lastiğimiz yazın çok ciddi bir performans atış yaparken kışın aynı lastik performans düşüyor. Çünkü su ısısında bir düşüş olduğu için lastiklerin genleşmesinde de bir tepkim alıyorsun. Fizik kanunu, bilimsel bir şey yani. Bilimsel olarak ısıyla alakalı binanın çatlamasını biraz kendime inandıramadım. Çünkü ideal sıcaklıktaydı hava. Onu da geçtim. Daha sonra kuyuya yönlendirmesi, yani kuyuyla ilgili bir diyalog olduğunda ya cihaz tepkime müdahale edelim der gibi işte bip bip diyor veya işte evet hayır konuşmalar oluyor kameraya, kameralara ya da işte kullandığımız programlara. Orada bir söz diyalog oluyor. Bu da bir yönlendirme olduğunun ispatıydı. Bu videoda da oldu. Ötmeyen cihaz kuyuya mı gidelim dedim, bip diyor öttü yani. Şimdi kodlamayı aldım, çözmedim. Daha önceki videonun da kodlaması var, onu da çözeceğim. Ama yetişmiyor video. Çok meşakkatli bir hazırlık istiyor bu videoda. Çünkü çok kırpma var. İşte yeri geliyor tepkilerimiz fazla olabiliyor, oraları kırpıyorum. Yeri geliyor anlaşmazlık yaşayabiliyoruz, oraları kırpıyorum. Gibi gibi oluyor yani, biz de bir çiftiz. Biz de çalışıyoruz yani. Bu araştırmada yeri geliyor, ayrı düştüğümüz fikirler oluyor. Olmuyor değil, oluyor. Mesela o gidelim diyor, kaç göz yapıyor, hadi gidelim gidelim diyor. Ben diyorum biraz daha uzatalım, kay devam edelim falan. Gibi gibi küçük diyaloglarımızı kırpıyorum. Fakat şöyle bir şey daha var. Burada kuyuya okey yönlendiriyor. Acaba dedik bizi odadan mı uzaklaştırmaya çalışıyor? Bunun arasında kaldık. İlk etapta. Kayıtta da izlediniz. Bunun bir tartışması diyaloğu da oldu yani. Ben şapele dış odadan iç odaya gireceğim zaman girme diye de bir kelimeyi duydunuz. Berrakon iyi günler diye anla algılamış. Ben hatta dedim kayıttan sonra derken ya burada girme diyor, sen nasıl iyi günler algılayabildin bunu dedim. Ya korkudan dedi, hep dedi hayra yormak istedim dedi. O yüzden öyle dedim. Güldüm yani bayağı. Dedim yani yapacak bir şey yok, ne diyorsa onu söyleyeceğiz. O da gerçekten dedi çok korktum dedi. Çünkü orada İlk korkusu, inanın bana hayaletler falan paranormal değil, kuş. Kuş fobisi var. Ve biz o şapele girdiğimizde bir kuş içeriden çıktı. Ya içeriden çıktı, ya aradaki delikten çıktı gitti. Bilmiyorum, emin değiliz. Göremedik o anda çıktığı yeri. Fakat uçarken, dışarı çıkarken gördük. Panikle çıktı ve çıktıktan sonra bayağı bir turladı şapelin etrafında. Dedim herhalde yumurtası ya da yavruları var. Hatta çekimi dedim sonlandırsak mı acaba? Yani günah dedim ben ona. Sonra baktık, uzaklaştı. Dedik herhalde gelecek sonra. Devam ettik kayıda. Velhasıl şapel odaya sokmadı, girme diye uyardı. Daha önce Arikan Dantik kentinde de gidin diye hem cihaza hem de kameraya birebir sesiyle tepkimi almıştık. Hatta kafamızı şöyle bir kaşımıştı, elimişti, korkutmuştu bizi. Aynı anda ikimizi eski videolardan göreceksiniz. Bu arada bölüm, seri muhteşem oldu kesinlikle. Yani yeni gelen arkadaşlar görüyorum. Diğer seriler de hepsi birbirinden güzel. Şiddetle tavsiye ederim ama korkmayacağınıza garanti veremem. Şimdi tamamen bilimsel, tamamen real, sıfır fake, tamamen elektronik cihazlar kullanılıyor. Şu an MF açık olması lazım. Açtım koydum. Açık. Yani yayının başından beri tık yok. Ki elektrik
dolaşan, işte elektrik, telefon şu an kayıtta, işte ışık yanıyor, işte arkada prizler var, elektrik geziyor odalarda, televizyon açık yan odada hanım izliyor, işte çocuk orada tablette takılıyor yan odasında gibi gibi. Yani elektrik az da olsa bir frekansın gezdiği, elektromanyetik frekansın hafta olduğu, dolaştığı, Wi-Fi kullanıyoruz evde gibi ortamda bile sıfır tepkime. Yani demem o ki yüksek frekans bir elektromanyetik frekans geliyor bize orada, ancak cihaz rakamlar 1, 2, 3, 5, 7, 9 hareketi haline geliyor. Özellikle bazı yerlerde Suluim'de, lanetli mağara diye olan bölümlerde, bir tanesinde yanlış hatırlamıyorsam 360 ya da 380 gibi bir rakam hatırlıyorum. O rakamları gördük. Yani hani bazıları yorumlara bırakıyor, çarpılacaksınız bir gün ama dikkat, çok uğraşıyorsunuz, dikkat, yanlış şey yapıyorsunuz, yapmayın, uğraşmayın onlara falan diye. Gerçekten yani o enerji herhalde çarpsa çarpar yani. Hani yüksek bir akım bunun için. Şiddetli bir rakam. Hissediyorsunuz ama biliyor musunuz şiddetli olduğunda? Saç telleriniz, tüyleriniz, hani korkudan tüylerim diken diken oldu diyorum bazen. O anda tanık olduğumuzda dikiliyor tüyler ama enerjinin vermiş olduğu elektriklenmeyle de istem dışı, korkuyla olmayan tüy dikilmesi oluyor. Veya saçlarda bir kıpırtı oluyor. Mesela saçımızı okşadı, Arikanda da dedik ya, belki de saçımız okşamadı. Yani o an tamamen var gücüyle yanımızda bulundu ve onun enerjisiyle bir kaşıntı oldu. Yani belki üst kısımdaydı enerji o an. Öyle bir algı yaşadık ikimiz de aynı anda. Bir korku geldi. Zaten çok da uzatmadık. Ne kadar ben korkmuyorum senden falan desem de içimdeki korku herhalde biliyordur. Çünkü geçmişimizi bile biliyorlar. Buna tanık olduk. Velhasıl konuyu dağıtmayayım. Daha sonrasında videonun başlarında yan odaya geçtiğimde radyoyu frekans yayması için ve alması için, yardımcı olması için cihazlara, radyoyu açtığımda her videoda olduğu gibi radyo açılmadı. Yani açıktı, içeride açmıştım, dışarıda dikkatimi çekti, ses yok, görüntü yok. Tekrar açtım, kapattım falan, tepkime yok. Batarya bir şey yani. Normaldir çünkü defalarca kullandık. Bazen farkına varmıyoruz yani, arabada da belki kapattık zannediyoruz, kapanmamış falan. Eve geldiğinde alıyorum, açık kalmış, kapatıyorum. Yani uzun süre çalıştığı için olabilir yani, piller bitmiş. Bitti yayında bu çalışmalar. Ve kutuya koydum. Ta ki kuyuya gidene kadar. Zaten pili bitik bir radyo niye açılsın? Açılsa da neyi çalışsın ki, değil mi? Bir de bitiş anı açıkken, yani hoparlör enerji emerken bitiyor. Yani sıfır yani. Neyse. Kuyuya gittik. İzlediniz yani, birden bir tepkimi aldı Berrak. Yani aldığı tepkimi bana hissettirdi. Ben de duydum o tepki verince. Ben o kullandığı cihazla mı alakalı geliyordu? Mucizlikle değil. Radyodan. Dedi ki radyodan ses geliyor. Dedim aç, mümkünatı yok. İmkanı yok böyle bir şeyin yani. Yani bu tavsiyeler korku filmlerine olur. Prizden çelik televizyon açılır. Pili bitmiş radyo açılır. Konuşur falan. Elimi aldım, şok oldum. Sizler de bu anı paylaştım. Ekranda standart bir işaret var. Pil işareti gibi. Çizik o. Yani camın kendinde olan çizik. Dijital bir gösterge değil. Harici aşağıda AM yazar, FM yazar, frekanslar yazar, işte ses seviyesi yazar, işte falan filan yani. Hiçbiri yok. Yani ekran sıfır. Ekrana ufacık o görüntüyü veremeyecek pil o hoparlörü besleyemez zaten, mantıken yine bilimsel. Zaten pili bitmiş. Çılgınlar gibi çalışıyor yani. Sesini açıyorum, açılıyor falan. Şok oldum. Size de paylaştım. Ekranı gösterdim. Ekranı gördünüz. Ve çıkan ses ne FM, bozuk bir frekans, boş bir frekans sesiydi. Ne de AM dediğimiz, kullandığımız o boş frekans sesiydi. Daha tok bir sesti. Sanki farklı bir boyut sesi gibi bir ses verdi radyo frekansı. Bitik pilli cihazımız. Demek ki filmlerde olan bazı konular, uzay bilimleri üzerine yapılan filmler gibi, istatistikler, raporlar, tutanaklar üzerine birçok şey gerçeğe uyarlı yapılıyor ya,
İşte hikayeden alıntıdır, gerçek bir hikayeden alıntıdır, işte oyuncular kurgudur falan diye filmlerde yazar bazen. Bizimkisi de onun gibi bir şey oldu. Yani biz oyuncular realiz. Bizimkisi daha kaliteli oldu. Oyuncular real. Kurgu yok. Sadece bir çalışma var. Cihazlar var. Giriş gelişme sonuç tamamen %100 gerçek. Tabii onun korkusu, verdiği adrenalin başkaydı. Değişik yani her çalışmamızda, her yeni çalışmamızda yeni bir olay yaşıyoruz. Yeni bir tecrübe ediniyoruz. Bizi mutlu ediyor mu? Ediyor. Korkutuyor mu? Tabii ki korkutuyor. Ama söylediğim gibi birçok videoda yani sonuna kadar gideceğim. Gerekirse karşılıklı oturup sohbet edebiliyorsam o varlık türleriyle son noktam o olmalı. Birkaç sorun var aklımda, merak ettiğim özel. Onları sormak istiyorum. Gelecekte falan filan değil yani. Geçmişle ilgili bir soru, birkaç soru aslında. Velhasıl kuyuya geldik. Radyo frekansı yok. Cihaz tepkimi veriyor, konuşmalar falan filan kelimeler. Derken bir de piller dedi. Duydunuz. Yani orada noktayı koydu. Yani pastanın üstündeki çile, hayaletler, ruhani varlıklar koydular yani, süslediler. Daha bir korku sardı bizi. Benim yüzüm pek gözükmüyor. GoPro bende olduğu için siz berrak tepkilerini görüyorsunuz. Benim tepkilerim de berrakların altında değil aslında. Yani bu da can, onunki cansa. O korkuyor, ben de korkuyorum. Ama siz o garibimi görüyorsunuz tepkilerini. Ben ancak onu kaydediyorum ve cihazlara gösteriyorum sizlere veya ortamı gösteriyorum o kayıt esnasında. Ama yüz ifadem eminim bir korku teması oluyor yüzümde. Neyse, Pili de söyledi. Onun gerginliği, korkusu, teyit etmesi güzeldi. Sonra kuyuda iletişimi birden kesti bir süre sonra. Sanırım sorularım saçma gelmiş olabilir. Yahut cevap vermeyerek cevap vermiş olabilir. Bizim bu çalışmamızda bu varlığın kuyuda olduğuna şüphemiz yok. Yani bu sanırım genelde işte arada kalan ruhlarda sürpriz ölümler yaşayan insanların ruhları genelde biliriz ya, arada kalıyor, arafta kalıyor gibi. Sanırım öyle bir şey. Yani normal hastalıklı bir ölüm, ecelli bir ölüm değil de bir cinayet var gibi geldi. Tabii ki binanın dış kısmında, camların iç kısımlarına kadar yansıyan yanık iz izleri var. Daha önceki şapal videolarımda gösterdim size videoda ve anlattım. Sanırım bir talan görmüş burası. Bir savaş görmüş veyahut da bir halk ayaklanması görmüş. Yüksek ihtimalle buradaki insanlar katledilmiş. Kaçan kaçmış, esir alınan esir alınmış. Hayatına son verilenler de orada hayatına son vermiş. Ve bir kadın kokuyla alakalı güzel bir ipucu verdi bize. Tabii ki sormak istediğimiz aslında bu sonuçla, neticeyle ilgili yeni sorular türedi mi? Türedi. Ve biz orada en yakın zamanda oje tahtasını alıp orada soru cevap yapmak istiyoruz. Merakla. Hiç kullanmadık. Aldık, evde duruyor. Eğriye eğri, doğruya doğru. Bakınca bir çekimsellik oluyor. Çünkü konu tahtanın üretildiği yer veya alfabelerin yazılış şekli, semboller, resimler değil. Bu bir araç. Her zaman nasıl onlarla iletişim kurduğumuzda araç kullanıyoruz, o da bir araç. İnsan zihni, insan enerjisi, konsantrasyonunuz, auranız ona göre adaptasyon sağlıyor. Veya ona göre, veya elinizdeki cihaza veya ona, GoPro'ya. Anlık tabii geçiştiriliyor. Bazen diğer cihaza yöneliyorsunuz. Bazen diğer cihazdan beklentiniz oluyor. Derken tak orada tepki veriyor. Yani bazen bizim konsantre olduğumuz cihazlara tepki veriyor. Bazen de tabii ki sürpriz cihazlara tepki verebiliyor. Velhasıl oje tahtası
ilk kullanacağımız yer şapel ve kuyunun içinde ceset olduğunu düşünüyoruz. Antik dönemden kalma. Muhtemelen bir çalışma yapısı kemikleri çıkacaktır. Bakalım bir de öyle o şekilde zorlayalım. Yani bunları hükmeden iki insanın ürettiği elektrik enerjisiyle tabii ki o parmağımızın ucundaki küçücük objeyi hareket ettirir. Umudumuz var. Ümidimiz var. İnanıyoruz da. Kuvvet olarak, güç olarak taşları oynatabiliyorlarsa, değer biliyorlardı izlediniz. Yaklaşık 1 kiloluk, 3 kiloluk taşları oynatabiliyorlarsa. Bir şey görür gibi oldum da hale yaptı karşımda. Sanırım ışık çok konsantre olduğum için. Zaten bir şey olsa odada öterdi. Yiyormuşum, ötüyormuş. Velhasıl yapacağız bu oje alfabetik panoyu kullanacağız orada. İnsan vücudu zaten akü gibidir. Daha önce hikayelerimde paylaşmıştım Instagram Antik Kost'ta. İnsan vücudu bilimsel bir şey. Hareket halinde 1000-2000 volta kadar elektrik üretebiliyor. İstirahat halinde de 100-120-150'ye kadar en düşük ihtimal üretebiliyor elektrik. Bir kişi, iki kişi tabi daha kuvvetli. Bunun sonucunu çok merak ediyorum. Kuyudaki gizemin hikayesinden yani kuyudaki hikayenin cevaplarını, sorularını, soruları alacağım cevaplar ne olabilir? Nasıl öldürüldün? O gün ne yaşadın? Kimler bunu yaptı? Bulmamı istediğin bir şey var mı? Sana ait bir şey var mı bölgede? Gibi bir takım sorularımız olacak. En çok merak ettiğim cevabını alamadık. İsmini merak ediyorum. Yaşını soracağız, ismini soracağız. Ünvanını, o hayattaki ünvanını. Kimdi? Görevi neydi? Onu soracağız. Bundan ibaret. Aklınıza gelen oje tahtasıyla sormak istediğim, yani sizin adınıza benim sormamı istediğiniz sorular varsa yorumlara bırakın. İçlerinden en güzel 3-5 tanesini seçelim ve soralım. Artık gelsin orucu tahtası diyorum. Ve bu karar odasını da sonlandırmak istiyorum. Hoşçakalın.